Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'da yıkılmakta olan devleti kurtarma serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık. Osmanlı İmparatorluğu olarak başladığımız bu yolda bizi her yerden hapsetmişlerdi. İstanbul'u bile bizim elimizden almışlardı dostlar. Peki biz ne yaptık? Biz gittik Ruslarla güzel bir ittifaklık anlaşması yapmaya çalıştık ama reddettiler. Biz de gidip arkadaşlar onlarla öyle bir diplomasi yaptık ki ilişkilerimiz şu an görüyorsunuz ki artı 55'e kadar gelmiş durumda. Sonra peki ne yaptık? Araplara karşı güzel bir seferberlik başlattık ve topraklarımızın sınırlarını artık yavaştan çizdik arkadaşlar. Lakin bu bizim için yeterli mi? Osmanlı deyince aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Üç cihanı da fethetmeyi başaran bir devlet. Ondan dolayı bugün sizler birlikte hem Orta Doğu'ya bir sefer yapacağız hem de Yunanistan tarafında kalan toprakları da hızlı bir şekilde toplayacağız dostlarım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi bizim 3 farklı amacımız var. Birinci amacımız 10. sıradan 1. sıraya kadar çıkmak olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz ki şu an sıralamamız 10. sıradayız. Yani ilk 10'a girmeyi başardık ama fazla tutunamıyoruz. 1-11 oluyoruz, bazen 12 oluyoruz. Ondan dolayı 1. sıraya kadar çıkmamız lazım. Sonrasında teknoloji haritasına şöyle bakalım. Görüyorsunuz ki Osmanlı İmparatoru olarak şu an itibariyle 0.85 teknoloji puanıyla 2. sıradayız. Ama neden 1. değiliz? Kendimizi 1. sıraya koyacağız arkadaşlar. Sonrasında kendimize bir tek de ittifak bulmamız lazım. O ittifakta tabii ki de Ruslar olacak. Ruslarla eğer güzel bir ittifak kurabilirsem şuradaki toprakların hepsini alabilirim diye düşünüyorum bakalım. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Bu arada açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz paramızı biriktirelim. 0.87 teknoloji puanı bence geçmek kolay olacaktır. Hemen sağ son oyunumuzu bir hızlandırıyorum. Öncelikle hedefimiz teknoloji ağacı olacak. Hatta biraz bir de gelin şöyle bununla bir ilişki geliştirelim. Rusları boş vermemek gerekiyor ki arkadaşlar. Görüyorsunuz ki artı 55'ten artı 54'e bile düşmüş. Daha sonra hemen oyunumuzu hızlandırıyorum. Paramızı 1 milyona kadar düşüreceğim. 1 milyondan sonra yavaş yavaş artık arkadaşlar Yunanistan sınırlarının hepsini ele geçireceğim. Bakın Araplar çıldırıyor arkadaşlar. Araplar her yere gidiyor. İsimlerini bile söyleyemiyorum adamların ya. Evet, 3 tane teknoloji puanı geldi. Yönetime veriyorum bunu. Biraz daha paramızı harcayabiliriz. Zaten sağ üstten bakın teknolojimizin ne kadar hız arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu an iyi artıyor hem de. Kapatalım. Biraz daha araştırma vereceğim. Hatta var ya ben paramı 500 bine kadar düşüreceğim arkadaşlar ya. Valla 500 bin para bize yetecektir. Zaten onun sonrasında da buraları toplayınca hiçbir işimiz kalmayacak. Evet. An itibariyle Napoli Krallık kurulup Arapları buradan yolladılar. Güzel oldu. Çünkü Arapların hiçbir yerde konaklamasını istemiyorum arkadaşlar. Arapları Osmanlı'ya yeniden çağıracağız bakalım. Şimdi bize savaş açtılar. Beklediğim savaş. Napoli Krallığı ve Afganistan Emirliği. Afganistan neden savaş açtı bilmiyorum ama Napoli'de bir toprağımızın olması gerekiyor açıkçası. Ben onlarla bir barış anlaşmasını imzalayacağım ama reddediyorlar. Neyse. Napoli'ye karşı hızlı bir şekilde bir seferberlik başlatıyorum. Her yerden güzel bir çıkarma atacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal beni zaten yenemeyecek. Güzel, her yere çıkarmamızı atıyoruz. Abi adamlar biraz güçlü çıktılar, evet. Şimdi bu adamları biz zayıflattık. Bayağı bir askerini aldık. Ondan dolayı ben şimdi götüreceğim askerlerin hepsi. Bence oraların hepsini fethedecekler arkadaşlar. 26. Hatta biraz daha bas. 12 bin. Evet, bu kadar asker bize yetecektir. Napoli eğer ele geçirirsem orada bir toprağım olur. Bu arada ben size şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın eğer bir önceki bölümü hatırlamadıysanız. Tunus eyaletinde ele geçirip oraya bir vasal yaptık. Ve burada da bir tane liman bıraktık. Liman bırakmamızın sebebi eğer olur da bir şey olursa. Burada hemen askerlerimizi sınıra çekmek olacak. En azından askerlerimize bir şey yapamayacaklar. Evet, sonunda çıkmayı başardık buraya. Evet, Napoli deyince aklınıza ne gelir arkadaşlar? Yenilmiş bir devlet. Evet, barış anlaşmamızı yapamıyoruz çünkü haliyle başka yerde de toprakları var bu arkadaşın. Ve an itibariyle bana Hecaz, Mısır İdivli, Araplar ve Arap İslam Cumhuriyeti savaş açmış durumda. Bu savaşı kazanacak mıyız? Tabii ki de kazanacağız. Çünkü bizi kolay kolay kimse yenemez. Eğer olur da Rusları da şimdi ittifakımı alabilirsem en azından bizi kurtarmış oldular arkadaşlar. Biz teknoloji boşuna mı bastık kardeşim ya? Allah aşkına söylüyorum ya. Boşuna mı bastık? Evet. Araplar her yerden saldırıya geçtiler. Burada savunma yapsak mı bilmiyorum ama Yunanistan tarafında topraklarımızı tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizi burada yiyebilirler. Paramız var Allah'a şükür ya. Ben bu parayla her şeyi yaparım efendim.
O Araplar benim sinirimi bozmaya başladı. Bu da buraya gitsin. Evet, 1,5 yapamıyorum artık. Deneyelim şansımızı. Bakalım ne olacak. Bu arkadaşlar kendilerine çok güveniyorlar. Benim sürekli asker spamlamam lazım. Yoksa bizi yenerler burada. Tamam, sen buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya. Evet, şu an itibariyle Arapların ittifakına karşı tek başımıza mücadele ediyoruz arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal kazanma ihtimalimiz var, kaybetme ihtimalimiz de var. Ama eninde sonunda merak etmeyin ki arkadaşlar. Halledeceğiz biz bu işi. Ruslar ne yapıyor? Aramız bayağı iyi durumda. İttifak teklif edemiyorum çünkü ikimiz de savaştayız. Afganistan'a milli barış müzakereleri gel. Şimdi şöyle baktığımda buradan zaten bana asker gelmeyecektir. Burayı yeni fethettiler. Ondan dolayı asimilasyon sıkıntısı yüzünden üzerime herhangi bir şekilde oradan ordu kaldıramazlar dostlar. Evet. Burada kaç ordu varmış? 9709. Tamam. Bize zarar vermez onlar. Yavaş ve temkinli ilerlemem lazım. Diyecektim ki 18 bin asker nereden geldi sana ya? En azından bir tanesini yok edebilirsem kendimizi kurtarırız yani. Çok asker geliyor be. Benim ne yapıp ne edip bir ittifak bulmam lazım arkadaşlar. Hemen İskenderun tarafına bir ordu çek. Yani şu Mısır bana çok engel oluyor. Mısır olmasa belki şu an biraz daha iyi olabilir de Mısır aşırı engel oluyor arkadaşlar bana ya. Burada da 18 bin ordu vardı ha. Ulan şu yenilgi alırsak kötü olur ya. Evet, 13 bin 11 bin daha asker geldi. Biraz da buradan asker alacağım. 6.000. Tamam, belki bu tutar arkadaşlar. Şu an var ya. Yani yemin ediyorum NATO ile savaşmak daha kolay bunlara göre. Evet. Nüfus falan kalmadı. Arkadaşlar aşağıdan lütfen abone olup videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Bakın bu bizim için çok ama çok önemli. Şimdi herkese teşekkür ediyoruz. Kanala katılarak da bize destek olabilirsiniz aynı şekilde. Bilginiz olsun. Allah belanızı versin sizin ya. Bu güç nereden geliyor bu kadar? Evet, yine bir şeyler deniyorlar. Öz abim bir şeyler deniyor. Bakar mısınız ya? Şurayı en azından bir toparlayabilsem. Evet, burada bayağı bir parçalanma oldu. Şu an devletimizi her yerden işgal etmeye çalışıyorlar. Bir de düşünsenize Ruslar savaş açıyormuş. Ne gülerim lan. Şu an savaş kimin lehine ya? Benim lehime olduğu gözüküyor ama Afganistan, defol git artık ya. Benim ne yapıp ne edip yanıma bir müttefik bulmam lazım. Tamam. Biraz geri çekilmem gerekiyor sanırsam. Şimdi arkadaşlar bu sınırları koruma politikasına geçelim. Ama bizim para bitti abi ya. Kredi al. Daha fazla kredi. Öyle bir paraya ihtiyacım var ki. Buna bakar mısın? Adam hala çıkmış şeyler dönüyor ama sanırsam sayılar azaldı ya. Sayı mayı kalmadı bunlarda. Hem burada da aldık arkadaşlar onların kellesini. Dedim onlar benim kellemi almaya başladılar. Evet, çekildiğimiz geri toprakların hepsinden geri ilerliyoruz. Atalarımızın bıraktığı bu toprakların hiçbirisini verme planımız yok efendim. Hiçbir şey.
Arapların Anadolu'da olduğu nerede görülmüş? Dedikten sonra Suriyelilerin hepsini... Ah be. Bu ne oğlum? İlluminati lan. Bu ne oğlum? Yani arkadaşlar bu görünmez hiçbir şey. Şuna bakar mısınız? Abi yok, alınmıyor ya. Dur bakalım dur. Evet arkadaşlar, uzun bir savaştan sonra herkese tekrardan merhabalar. Hala savaşlarımız devam ediyor. Bitmiş değil ama uzun bir turdan sonra bayağı bir kendimizi toparlamaya başardık ama onlar da kendilerini bir haliyle toparlıyor. Her yerden 13 bin, 35 bin, 40 bin, 50 bin ordulukluklar atıyor. Bayağı bir savunma yaptım. Aa, video arkasında falan. Sonunda bayağı biraz bar paramız oldu. Asker basmaya çalıştık arkadaşlar. Lakin paramız artık enflasyona falan giriyor. Yani dayanacak gücümüz kalmadı. Bakalım sonucumuz ne olacak? Lakin şu Trablus diye denen devlet beni çıldırtıyor. Her yerden bir asker getiriyor. Yıkılmakta olan devleti geliştirmek gerçekten çok zor. Ama bunu başaracağım. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. 25 bin asker daha yolladılar. Allah sizin belanızı versin kardeşim. Yani ben size ne yaptım da bana bu kadar asker yolluyorsunuz anlamış değilim. Yani şimdi efendim. Yani yapmayın yeter artık. Yani döveceğim şimdi hepinize. Nerede lan bundan poli falan? Afganistan emirliği denen lavukla da hala barışamadık. Hıyar sürekli barış anlaşması atıyor. Sonra barış anlaşması imzalıyoruz ama sonra bize görüldü atıyor. Vuracağım bir tane kafasına. Ya lavuk sen niye böylesin ya? Bak ya bak bak oralara falan gidiyor. Ya Mısır İdlib'i daha az savaşmıştır yemin ediyorum Trablus'tan. Trablus bak şu. Arkadaşlar Trablus bu. Ekonomi nüfusu nereden buluyorsun kardeşim? Bu 13 bin asker senden nasıl çıkıyor bak. Bu sefer de 1160 atmış. Allah belanı verecek seninle ya. Allah'tan adaları ele geçirdik. Adalar bizde. Şu Napoli'nin başkentine bir gidelim de. Ne olur ne olmaz. Şurayı en azından ele geçirirsek buradaki bir Arap devleti yok olmuş olacak ve bir barış anlaşması bence bize yanaşır. Hadi bakalım. Ottoman kamik hadi bakalım hadi. Hadi lan gel. Yemin ediyorum çok sinirlendim ya. Ha bir de bak bu var arkadaşlar. Bir de bu hıyar var. Bu hıyarı yemin ediyorum ya bu kadar sinirlenmedim bu hayatımda ya. Ya kardeşim sen bu gücü power'ı nereden buluyorsun bu kadar? Ben bile ekonomimi zora sokuyorum sürekli. Güzelmiş yine bak. Günde 627 dukat kazanıyoruz. Çık lan şuraya. Al buraya çık bakayım be. Hayda adamlar birden biraz saldırıya geçtiler. Ne oluyor lan? İyi, en sevmediğim oyuncu biçimi. Şuna bakar mısınız? Bu bildiğin toksik oyuncu arkadaşlar. Bak. Araplar ne var ne yoksa hepsi saldırıya moduna geçmişler. Ama unuttukları bir şey var. Bizim çok fazla askerimiz var ve bu askerlerin hepsi sana yetecektir. Yemin ediyorum. Ben böyle bir savaş görmedim ya. Yürüme sesleri artık kafamın içinde çalıyor. Tak tak tak. Sadece teknoloji bastım. Vallahi bak sadece. Krikler. Kaç asker var? 1967 tabi efendim. Ya bir de Kürt problemi çıkarsa bu arada Kürtleri ayrı yok edeceğim. Arkadaşlar yeter artık yani yeter. Yani biz de insanız kardeşim ya. Biliyorsunuz Age of History'de bir Arap problemi var bir de Kürdistan problemi var. Neden oyuncular sürekli bu Kürdistan oyunu ekliyor bilmiyorum ama. Eklemeyin arkadaşlar öyle bir şey yok. Bizim şu 40 bin asker ne zaman geliyor?
Güzel. Arapların bir tane devleti yok oldu sonunda. Bakalım. %100, %100. Arap Sezen bir şey olması lazım. %20 mi? Bence artık barış yapmanın zamanı geldi. Hayır, anlamıyorum arkadaşlar. Napoli bize savaş açtı. Sonra bunlar da bize savaş açtı. Bir şansımı deneyeceğim. Allah'ım sonunda barıştık. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Zaten şu anda da ekranda çıkmış olması gerekiyor. Kanala katılarak bize destek olabilirsiniz ve diğer videolarımızı daha hızlı erkenden izleyebilirsiniz. Süper Chat'te de denemek isteyenler varsa videonun altında teşekkürler butonundan direkt olarak bize destekte bulunabilirsiniz dostlar. Yorumlarınız ve görüşleriniz bizim için önemli. Yorum yapmayı da kesinlikle unutmayınız. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Discord'umuza gelmek isterseniz Discord'umuzda şu an ekranda çıkıyor olması gerekiyor. Discord'umuza da bekleriz dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay.